Bir daha bu internet sitemizde bir ilki gerçekleştirerek sadece sitemizde size sunduğumuz bir hizmet. İşte bu coğrafyanın ortak öyküsü. Bu öykü sevgiliye yakılan ağıttır, özlemdir, murattır. Bu öykü geçmişten geleceğe mirastır. Bu öykü, kardeşçe yaşam arzusunun en güzel ifadesidir. Radyomuzca 2006 yılında düzenlenen öykü yarışmasına katılan eserlerden birini dinleyeceksiniz. Seher. Yazan Yüksel Önaçan, Almanya. Seslendiren Gerçek Özkök. Yapımcı Pınar Şenel. Horozları kendi aralarında düzenledikleri yarışmada finale kalabilmek için kanat çırpıp öterken, Güneş de jüri başkanı edasıyla Emir Dağları'nın arkasından yavaş yavaş yükseliyor, yakacak odun için acımasızca tıraşlanmış yamaçları bir süre seyrettikten sonra kahvaltı için yakılan ocaklardan yükselen dumanlarla tanışıyordu. Türkmen yatakları içinde bile romatizmalı bacaklarının sızıları geçmeyen ihtiyarlar erkenden kalkmış, duvar dibine oturmuş, içi kıtırlı sütten oluşan kahvaltılarını beklerken ayakları dibinde eşelenen tavukları bastonlarıyla kovalamaya çalışıyordu. Tavuklar kendilerine baston sallayan ihtiyarlara ne yaptık ki dercesine bir o gözleriyle bir diğeriyle anlamaz anlamaz bakıyor, sonra da öfkeli bir gık çekip uzaklaşıyorlardı. Güneş, erozyonun kısırlaştırdığı yamaçlara dudaklarını yapıştırır yapıştırmaz, köyün minibüsü egzozundan siyah dumanlar çıkararak köyün küçük meydanındaki yerini aldı. Bugün, Bolva Dimli'ye, karımın öldüğüne değil, Emirdağ pazarını kaçırdığıma yanarım dedirten ve Avrupalı gurbetçilerimizin izin ayına rastlındı. Minibüs erken saatlerde birkaç sefer yaparak Emirdağ pazarına yolcu götürecek, geç saatlerde de götürdüğü yolcuları tekrar köye geri getirecek. Emirdağ birbirine uzanır. Emirdağ birbirine uzanır. Halkın yüzü parmağına dolar. Seher bir haftadır yapıp biriktirdiği peynir tenekeleriyle yoğurt helkelerini kapının önüne çıkarırken 14 yaşındaki kızı hasreti de uyandırdı. Minibüsün ilk seferine yetişmeli ve pazarda iki ayrı sergi açmalıydılar. Acele tarak vurduğu siyah saçlarını bir atıp onu da alnından kırmızı bir yemeniyle bağladı. Türkmenlere has kıvır kıvır kirpiklerinin altındaki göz kapakları doyumsuz geçen gecenin sabahında yorgundu. Biçimli burnunun kanatları aynadaki görünmeyeni bir şey söyleyecekmiş gibi öfkeyle açılırken göz pınarlarından süzülen iki damla yaşı orta parmaklarıyla sildi. Bu silişte geçmişini de silip silmeme kararsızlığı parmaklarının kesik hareketlerinden okunuyordu. Minibüs
ay önce atılan seçim yatırımı asfaltın üzerinde ilk yolcularını pazara taşırken Havva nine etrafı kaba taşlarla çevrili bahçesinden çıktı. Bastonu mu onu, o mu bastonunu taşıyordu hiç belli olmuyordu. Sırtındaki kamburu 80 yılın anılarını saklar gibiydi. Üç ev ötedeki bir bahçe kapısını bastonuyla itti. Bahçeyi saran yaban otları ve kangal dikenleri güneşin altında ışıl ışıl yanan kırmızı bir otomobille otomobile binme hazırlığında olan Rıza ile karısı Dudu'yu gizlemeye yetmiyordu. Hoş ve gizlenme gibi bir niyetleri yoktu ya. Havva nine, kız Dudu, teyzen içini hep nerelere gidiyorsun? Belçika'ya gideli başın mı büyüdü? Diye kısık sesle bağırırken beli hizasındaki sol eli titriyordu. Dudu sabah ayazından korunmak için giydiği hırkasının sağ kolunu sıyırırken dirseğine kadar dizilmiş altın bilezikler güneş ışığında Havva ninenin fersiz gözlerini kamaştırdı. Vaa teyzem, dalgınlığımı hoş gör, görmedim. Emirdağ pazarına gidiyoruz da acelemiz var. Akşam sana gelmeyi düşünüyorduk. Hiç seni unutur muyum? Deyip teyzesinin elini öptü. Havva ninenin sık sık yaladığı ince dudaklarının gerisinden dişsiz ağzı görünüyordu. Öyleyse yolunuzdan alıkoymayayım. Benim senden bir isteğim olacak. Torunum Osman'ı evlendirip Avrupa'ya salalım diyoruz. Sürmeli Elif'le senin aran iyiymiş. Pazarda görürsen hele bir sor. Kızını bu ay gelin etmeyi düşünüyor mu? Seki yaylasındaki koyunlar, kuzlar 15.000 euroya çıktı dermeli kızlar. Basarsanız başlığı alırsınız kızı. Kız, sen bizi çöp memetlerden mi sanıyorsun? O kadar para bir araya gelir mi? Teyze, şimdi kızı olan Avrupalılar çürük dişlerinde çil bulmuş gibi sevindirik delisi oldular. Geçenlerde Afof'ta Sürmeli ile beraber alışveriş yaparken Karacalarlı Hatçı yanımıza geldi. Oğluna Sürmeli'den kız istedi. Sürmeli'nin öfkesi gibi görecektin. Gedeler azgın olur, çalı mı düzgün olur. Gedelere kız veren kızından bezgin olur deyip Hatçı'yı al al yuyup mor mor serdi. Avrupalıların adları büyük, dişleri kovuk. Hem Avrupa'ya giden kız olsun, oğlan olsun mutlu olamıyor. Oğlumuz Emirdağ'da sebze satsa karnını doyurur. Eskisi gibi Avrupa'nın tadı kalmadı. Sap kabarır, sahibi kubarır. Sen hele Sürmeli'yi gör, konuş. Bilirsin, bu işleri kadınlar görür. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Bizim isteğimizi bir duyur sen hele. Konuşayım ama pek umutlanmayın. Havva nine, Dudu'nun değişmiş ve kendisinden çok uzaklaşmış olduğunu sezdi. Onun arkası açık ayakkabılarının noktaladığı çorapsız bacaklarına bakarak, topuğunun yarığına karınca saklanıyordu. Belçika'ya gideni topukları cak ardına dönmüş diye düşünmekten kendisini alıkoyamadı. Emirdağ'ın gerekse köylerinin nüfusu yurdun ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine iş kurmak ya da bulmak için gidenlerden dolayı yılın 11 ayı azdı. Pek çok köyde kalıcı veya geçici göç okulları kapatmıştı. 7. ay Anadolu esnafının gavurcu ayı da dediği gurbetçilerin izin ayı geldiğinde gurbettekilerin en az yarısı dönüyor, emlak alıyor, düğün yapıyor, bol para harcıyor, birbirlerine otomobilleri ya da kollarındaki bileziklerle hava atıyordu. İlçe ve komşularının esnafları hesaplarını bu ay için gavurcu ayı üzerine yapıyordu. Bu salı günü de otomobiller cadde ve sokaklara gelişigüzel park edilmiş, sürücü ve yolcuları alışveriş için pazara dağılmıştı. Eskisi gibi değil, yabancı plakalı otomobillerden çok yerli plakalı otomobiller vardı. Ve bunların hemen hepsi Avrupa'dan izne gelen işçi ve patronlarındı.
gurbetçiler Yugoslavya'daki değişimden dolayı otomobille değil genellikle uçakla gelir gider olmuşlardı. Buradan da bir otomobil alıyor, izin süresince kullanıyor, sonra da garajlarını kapatıp gidiyorlardı. Temmuz güneşi bir köşeye atılan kavun kabuklarını kıvırırken birbirleriyle karşılaşan tanıdıklar ya kahvede ya da ayaküstü sohbet edip hasret gideriyorlardı. Gurbetçiler hayatın tüm yükünü Kapıkule'de ya da havalimanlarına bırakmış gibi mutlu, hem de çok mutluydular. Seher, yoğurt pazarının bir köşesine yaydığı mallarına müşteri beklerken, gelip geçen gurbetçi kadın özlüyor, ara sıra içiyor, isyankar bir çığlık atmamak için dudaklarını sıkıyordu. Kocasının Belçikalı bir kadınla anlaşmalı evlenebilmesi için rızasıyla boşandığını, onun Belçika'da işçi olmasına rağmen kendisini ve kızını nasıl olur da 9 senedir aramadığını hazmedemiyordu. İşçi olunca kendisine tekrar evleneceğini ve kendilerini Belçika'ya götüreceğine söz verdiği o geceyi garip bir özlemle anımsıyor, içi acı ve öfkeyle doluyordu. Komşularının dediği gibi boşanmadan güvence almalı mıydı gerçekten? Ama sevgiden öte güvence mi olurdu? Bu herkeye ne diyorsun? İrki gözlerindeki nemi birkaç kez açıp kapadığı göz kapaklarıyla içti. Köylüsü Dudu'ydu. Kızlıklarında anlaşamıyorlardı. Aklına ilk gelen rakamı söyledi. 4 milyon. Git bacım vaaa! Avuç içi kadar herkeğe bu kadar para mı olur? Burnuma sinek kaça kaça ineklerin altına çömüyor. Hazır ayağınıza şu yoğurt geliyor da kıçınızı başınızı oynatıyorsunuz. Git kız hadi! Avrupa'da parayı sokaktan mı süpürdüğümüzü sanıyorsun? Sorup soracağıma pişman ettin. Yoğurt mu yok? Aha, köpeğe dök. Ot 2 çatal iken gıra çıktıydım. Sıcak odanızda oturduğunuz değil. Avrupalılar gidince yüzünüze bakamamaz. Ne başınızı büyütüyorsunuz? İt kursa tereyağı kaldırmaz. Git, başım götümüyor. Kız, kıçı eğri. Şemiği kirli, doluğu bitti. Kimi kovuyorsun sen? Aklın böyle olduğunu elindeki kocayı Belçikalı'ya kaptırdın. Öl, arından öl. Kara gele gelesici. Bu sözle anlaşmalı evlilik de olsa kocasının evlenmesine izin verdiği için pişmanlık gözyaşları döken seyri can evinden vurmuştu. Söyleyeceği kakınçlar boğazına dizilip kalırken hasmına başıma gelen başına gelir inşallah dercesine baktı. Dudu bu sessiz ama etkileyici bakışın altında ezildi, eridi ve yavaşça kalabalığın arasına karıştı. Sürtüşmeyi yakından izleyen yaşlıca bir kadın arkasından "Canımınız daş yarıyor, çakıldağınız baş yarıyor." dedi. Ne var ki yaşlı kadının Seher'e arka çıkması, Sehem yılgın, pes etmiş gözlerinden yaşların boşalmasını engelleyemedi. Güneş tüm gölgeleri cüceleştirdiğinde hasret boş helke ve tenekelerle anasının yanına geldi. Bir tenekeyi ters çevirip üzerine oturdu. Rengi solmuş fistanın cebinden bir tomar para çıkarıp anasına uzatırken "Hepsini sattım ana. Beni o yeşil elbiseye alır artık." Seher paraları gelişi güzel cebine diliyle dişi arasından "Olmaz." dedi. Hasret hırçınlaşarak "Asılıp da öleyim de kurtulayım bari. 50 günde asıl asacağı. Ne duruyorsun? Çabuk ol da 2 lirana kaldıralım." Hasret anasının bu kadar acımasız olduğunu o zamana kadar görmemişti. Başını kaldırıp baktığında anasının yüzünün kirli yeşil bir hal aldığını gördü, korktu. Yeşil elbise birdenbire aklından çıkmıştı. (Gülüyor)
zevkinin doyumuna ulaşıp arkasında bir sürü atık bırakıp pazar yerini boşaltmaya başladığında onlar köy minibüsüyle beyninin yürüttüğü mantıkla, ki çoğu kez böyle durumlarda başkaları mantık yürütür, sihirin yüreği yumuşamış, kızına istediği elbiseyi almıştı. Şimdi hasret elbiseyi kırışmaması için dizlerinin üzerinde taşıyordu. Genç şoför iç dikiz aynasının üzerine yerleştirilmiş radyoyu açtı. Kulaklara çarpan müzik ağızları kapattı. Günün kaygı ve yorgunluklarının keskinleştirdiği yüz çizgileri yumuşadı. Bazı dudaklar tebessümle gerilirken bazıları da müziğe eşlik ediyordu. Evlerinin önü yoldur. Bu, yörenin yurt dışına taşmış türküsüydü. Ve Emir Dağlılar bu türküyü ne zaman duysalar havas olduklarını anımsarlardı. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen kara buldur. Kurban olan mallı gelin, gel destini. Emir Dağoba. Hasret, ay ışığının aydınlattığı odadaki yatağında kendisini yeşil elbisesiyle bir düğün alayının ortasında hayal ederken, yanında yatmakta olan anasının bu zamana kadar hiç duymadığı kesik iniltiler çıkardığını duydu. Anasının tavana doğru kalkıp inen kolları kasıklarına doğru çekilip, sonra da üzerindeki ince yorganı yay gibi fırlatan bacakları onu korkuttu. Kabus gördüğünü zannederek "Ana, ana!" deyip yavaşça omuzlarından sarstı. Onun bir kasılıp bir gevşeyen vücudunu, yuvasında dönen gözlerini örtmeye çalışan yarı açık göz kapaklarını görünce paniğe kapıldı. Tekrar "Ana, ana!" diye bağırdı. Sımsıkı yumruk olmuş ellerini görünce de beyaz geceliğinin üzerine bir şey almayı düşünmeden telaşla evden çıktı. Rıza, dün eşekle gelip gittiği bu yoldan şimdi gıcır gıcır bir otomobille gelip gidiyor olmasına şükrederken, böyle zora düşmüş zavallı köylüsünün imdadına yetişmiş olmaktan da haz duyuyor, ön koltukta Hasreti, arkada Seher ve karısı Dudu'yu taşıyan otomobili hiç acele etmeden köye doğru sürüyordu. İki kadın göz göze geldiklerinde bir an gözlerini kaçırmışlar, sonra da gözyaşları birbirine karışmıştı. Bu, sebebini kendilerinin de bilmediği aralarındaki buzların eridiğinin göstergesiydi. Şimdi Seher kendisini Dudu'nun ihtimamına bırakmış, onun kolonyayla alnına, şakaklarına masaj yapmasından, göğüslerini ovmasından derin haz alır olmuştu. Dudu Hasret'in "Anam çok hasta, doktora gitmesi gerek!" diye bağırarak odalarına girmesinden bu yana suçluluk duygusunda ezilmekteydi. Seher'in doktora varıncaya kadar şuurlu mu, şuursuzca mı söylediği belirsiz, "Gavur karısına ben kaptırmadım, kendisi kapıldı" sözcüklerini tekrarlayıp durması Dudu'yu kahrediyordu. Kendisini affettirmek için sözcüklere sığındı. "Kocana o kadar da kahretme, Avrupa'nın bin bir türlü halı var. Kim bilir iş mi bulamadı, bir eroin şebekesinin eline mi düştü, yoksa hastalandı mı? Belki üç kuruşu bir araya getiremedi, öyle olunca da sizi aramaya yüzü olmadı. Avrupa'da para aslanın ağzında, para artırmak çok zor. Bakma sen bizim otomobille gelip har vurup harman savurduğumuza. Çoğumuz bankadan kredi çekip geliyor, geri ödemek için de bir sene çalışıyoruz. Başında bir hal olmasa mutlaka arardı kocan. Ama sen kaygılanma, İzin dönüşü onu arayıp bulacağız. Değil mi Rıza?" İyi niyetini kocası da vurgulasın istiyordu. Rıza bir an aynadan iki kadının birbirine karışmış silüetlerine bakıp,
Kanım altıksın ki, varınca ilk işim kocanı bulmak olacak. Zaten izi belli, Fransa'da görmüşler. Bize güvensen, değil mi kız? Diye umut dağıttı anayla kızına. Sanki kızımızın adına hasret koymakla geleceğimizi çizmişiz. Diyen Seher'in sesi, yuvasında dönmekte olan kasetin sesi arasında kayboldu. Emir alır bir geçmeyden yola. Emir alır bir geçmeyden yola. Altın yere düşmeyin korkma. Rampa çıkmakta olan otomobilin farları ufku tararken, Seher'in umutları da otomobilin ışıklarıyla birlikte uzuyor uzuyordu. Lacivert gökyüzündeki yıldızlar, çaresizin yemekle bitmeyen tek ekmeğinin umut olduğunu bilirmiş gibi göz kırpıyordu. Emir Daoba. Adı çıkar ama kendi olmaz, hadi merdum. Adı çıkar ama kendi olmaz, hadi merdum.